Stüdyomuzda bir konuğumuz var, eğitimci bir konuğumuz var. Aydın Yüksek Teknoloji Koleji Müdürü Samettin Bilgil Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür. Sizinle yaz döneminde bir sohbet gerçekleştirmiştik. Evet. O günden bugüne neler geçtiği soracağım ben ama belki sizi ilk defa izleyenler olur. Hüsamettin Bilgili kimdir? Aydın Yüksek Teknoloji Koleji ne zaman açıldı? Ne duruma geldi? Hem kuruluşundan bu yana sürecinde anlatmanızı istiyorum. Evet, öncelikle herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Hüsamettin Bilgili, Aydın Yüksek Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürüyüm. Okulumuz ikinci senesi 2020 yılında okulumuz açıldı. Bu ikinci senemizi yaşıyoruz. Bu sene gayet artık pandemi de olmadığı için. Sizi pandemi okul olarak ifade ediyorum. Evet. Çünkü talihsiz bir geçen sene ilk senemiz talihsizdi pandemiden dolayı. Ama bu sene artık öğrencilerimize kavuştuk. Güzel bir eğitim öğretim yılı yaşıyoruz şu anda. Aydın Yüksek Teknoloji Koleji'nin, lisesinin alanları neler hocam? Hangi bölümler var? Evet, bizde iki tane bölüm var. Her ikisi de sadece Türkiye değil, dünya çapında şu anda popüler olan, etkili olan iki tane bölüm var. Endüstriyel otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji dediğimiz iki tane bölüm var. İkisi de gerçekten de öğrencilere çok şey katacağı, ileriki yaşlarda ve mesleklerinde önlerini açacağı çok güzel bölümler ikisi de. Endüstriyel otomasyon teknikleri yazılım, kodlama ve makina gibi elektrik, elektroniğin bir arada kullanıldığı ve iş sahasının, iş alanının çok fazla, çok geniş olduğu bir bölümü kapsıyor. Yenilenebilir enerji dediğimiz zaman da son 10 yılda dünya genelinde özellikle gerek güneş panellerinden gerekse rüzgar güllerinden doğayı kirletmeyen yeni enerjilere doğru gidilmeye başlandı dünya genelinde. Çünkü artık dünyada petrol ve petrol türevleri bitmeye yakın. Fosil yakıtlar bitmeye yakın olduğu için ve ülkemizde de şu anda enerji ihtiyacının %70'i, %80'i HES'lerden, hidroelektrik santrallerinden kaynaklandığı için, alındığı için ve küresel ısınmadan dolayı barajlardaki suların da bir müddet sonra sadece içme suyu olarak bile az yeteceği için dünya genelinde yeni enerji arayışlarına geçilmeye başlandı. Yenilenebilir enerji de işte güneş paneli olsun, rüzgar gülleri olsun bunlardan bir tanesi ama özellikle bu alanda ülkemizin yeni fikirler geliştirmesi gerekiyor. Şöyle ki gerçekten bu çok çok önemli. İskandinav ülkelerinde fiyortları, deniz kenarı çok fazla olduğu için bu ülkeler deniz kenarına dalgadan etkilenen dubalar yerleştirerek dalganın sayesinde deniz işte dalgalandıkça, çırpındıkça elektrik üreten bir sistem geliştirmişler. Bunları biz niye yapmayalım? İşte Japonya'da insanların en fazla gelip geçtikleri kaldırımların taşların altına küçük sensörler yerleştirerek insanlar onun üstünden geçtiği zaman elektrik üretmeye başlıyorlar. Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmiş oluyorlar. Aslında bizim okulun projesi de yani devletimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu okulları açmasındaki amaç da bu. Evet. Artık günümüzde teknolojiden anlayan, elektrikten, elektronikten anlayan, bilgisayarı gerçek anlamda kullanan, kodlama, yazılımı bilen yeni nesiller yetişmesi isteniyor. Nasıl ülkemizde nasıl gurur duyuyorsak, İHA'larla, SİHA'larla gurur duyuyorsak, devletimizin de amacı artık önümüzdeki yıllarda yeni İHA'lar, SİHA'lar üreten, buluşlar yapan, yenilenebilir enerji alanında yeni enerji kaynakları üretebilen yeni beyinler geliştirmek
Evet. Ve bu alanda insanlar yetiştirmek genel amacı. Siz bu yeni beyinleri nasıl, siz mi seçiyorsunuz? Öğrenci mi tercih ediyor? Öğrenci alma sistemi nasıldır okulunuzun? Ondan da bahsedelim. Belki şu an 8. sınıf olup da önümüzdeki liseyi başlayacak olan aileler vardır, çocuklar vardır. Yani çocukların aileleri bu konuda fikir edinsin diye soruyorum. Evet, bunu. Her şeyden önce teşekkür ederim böyle bir soru için. Okulumuzda kayıt için herhangi bir taban puan söz konusu değil. Evet. Ama ben şöyle söylüyorum, gelen veliler, çok fazla okulla ilgili bilgi almaya gelen velilerimiz ve öğrencilerimiz oluyor gelecek sene için. Mutlaka LGS sınavına katılsınlar ve iyi bir puan elde etmeye çalışsınlar. Çünkü yarın bir gün belki bir puan barajı konabilir, belki bir sınırlandırma olabilir. Bundan etkilenmemeleri için de LGS'den iyi bir puan almaları gerekiyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ben nasıl olsa ben sizin okula bu çocuğumu göndereceğim diye LGS sınavına bile sokmak istemeyen veliler olabiliyor. Aman ha lütfen LGS sınavına çocuklarımızı sokalım, en yüksek puanı almaya çalışalım. Ki biz neticede devletin bu okulları açmasındaki en önemli amaç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önem vermesi, çekirdekten mühendis yetiştirmek isteniyor. Evet. Dolayısıyla çekirdekten mühendis yetiştirmek istenirken tabii bu okullarda belli bir altyapı oluşsun çocuğun, ondan sonra da akademik olarak bu çocuklar üniversiteye gelsinler. Üniversiteye gelen öğrenciler de tabii mühendislik eğitimi alırken ne gerekiyor? Matematik ve fen alanında, fizik kimya alanında bir başarının olması, belli bir altyapısının olması gerekiyor. Dolayısıyla ben okula öğrenci alırken benim en önemli kriterlerimden bir tanesi tabii ki önce ahlak terbiye, ama ondan sonra da sayısal, matematik ve fen zekasının netlerinin iyi olmasını istiyorum özellikle. Yani her gelen öğrenciyi de almıyoruz, anladım ben sanki. Seçiyorsunuz galiba. Yani her gelen öğrenciyi almıyoruz derken yani okulumuzun sistemini ve okulumuzdaki bu alanların dışında, yani mesleki derslerin dışında matematik ve fen derslerinin de olduğunu bizzat söylüyorum, açıklamasını yapıyorum. Yani yani şunu zannetmesinler ki ben okula gelirim, sadece atölyede, laboratuvarda bir şeyler yaparım, çatarım, ondan sonra da mezun olurum mantığı bizde yok. Biz hem akademik olarak bu alan derslerini, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe gibi ana dersleri yoğun bir şekilde veriyoruz. Ama aynı zamanda mesleki kazanımları da vermeye çalışıyoruz. Ki üniversiteye gittiği zaman bu çocuğun bir belli bir altyapısının oluşabilmesi için. Şunu da sorayım, hani konu buradan devam etsin diye. Siz özel bir okulsunuz ama öğrencinin ücretini devlet mi ödüyordu hocam? Sistem öyleydi değil mi? Evet, aynen. Yani çünkü veliler özel olduğu için kaçınabilir. Yani biz özel okulda çocuk okutacak durumda değiliz diyebilir belki bir veli, ama o okulu seçen ya da o okulda okumaya hak kazanan ya da sizin beğendiğiniz, kabul ettiğiniz öğrencilerin ücretini devlet karşılıyor değil mi? Evet, şöyle ki eğitim öğretim ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Biz sadece cüzi bir ücret olarak öğrencinin işte yemektir, kitap, kırtasiye ve kıyafet gibi ücretlerini alıyoruz. İnan onları da düşündüğünüz zaman ben onu şöyle hesap ediyorum. Normal düz bir devlet okuluna gönderdiğiniz zaman bu çocuğun cebine mutlaka bir 25-30 lira, 40 lira bir toz parası, bir simit parası veli koyuyordur. Bunu yıl boyunca hesapladığınız zaman aldığınız kitaplarla beraber bizim fiyat buna denk gelmiş oluyor. Neticede aslında okulumuz bizim normalde ücretsiz bir okul. Evet. Eğitim öğretim ücreti 4 yıl boyunca 9. sınıftan itibaren mezun olana kadar tamamen eğitim öğretim ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Ve okulumuza her gelen öğrenci kayıt olduğu andan itibaren de sigortası yapmaya başlıyor. Peki çocuk mezun olduğunda ne gibi belgelere sahip oluyor? Ustalık belgesine sahip mi oluyor? İşleri açma belgesi varmış gibi bir muamele görüyor mu?
Tabii mış gibi değil, var. Var yani de ben... var tabii çünkü ki. Çünkü endüstri meslek liselerinde falan benzer durum var ama siz var. Sanki sizin anlattığınıza göre ben şunu anladım. Endüstri meslek liselerinin, o bizim bildiğimiz torna, tesviye, mobilyacılık falan filan, bunun daha modern ve güncel mesleklerle eğitim veren bir okul gibi anladım. Şöyle ki biz mesleki ve teknik Anadolu Lisesi. Evet. Teknik Anadolu Lisesi olunca meslek lisesinden biraz daha müfredat yani olarak da. Çocuk sadece gelip atölyede bir şeyler yapıp gidip mezun olamazsınız söylediniz zaten. Aynen öyle. Evet. Onun dışında tabii ki bizden mezun olan öğrencimiz Anadolu Lisesi mezunu olmuş oluyor. Bunun dışında ustalık belgesi dediğimiz işte tekniker, teknisyen belgesi, iş yeri açma belgesi almış oluyor. Ve artı Europass dediğimiz bir belge daha vermiş oluyoruz öğrencimize. Europass belgesiyle de eğer ben yurt dışında çalışmak istiyorum diyorsa bir öğrenci, gittiği ülkede elindeki belgeyi göstererek hangi dersleri gördü, ne tür bir okuldan mezun oldu, o işe orada yapabilir mi, yapamaz mı? Öyle bir belge. Yani dışarıda çalışabilmesi için, yabancı bir ülkede çalışabilmesi için geçerli olan bir belge, Europass. Ki iş yeri açma belgesi önemli. Özellikle devletimiz bu alanda yeni girişimcilere çok fazla önem veriyor. Hibe desteğinde bulunuyorlar. Yani ben hiçbir şey yapmayacağım, ben kendi işimin patronu olacağım diyen bir öğrenci devlete başvurduğu zaman hibe desteğinden faydalanabiliyor. Yani dükkanın kirasından içindeki mefruşatına kadar, alacağı malzemeye kadar devlet karşılıksız olarak bunlara hibe desteğinde bulunuyor. Ben şunu da anladım. Eski eğitim düzeninde, yani şu an eğitim düzenini değiştirmeye çalışıyor devlet. Mesleki eğitimi özendiriyor. Bu konuda büyük çabalar var, görüyoruz. Eski eğitim düzeninde diyeyim. 28-30'lu yaşlarda hayata atılabilecek olan bir genç, şu anki sizin de anlattığınız eğitim sistemiyle sanki 20-22 yaşlarında hayata atılmış oluyor. Kesinlikle öyle. Aslında biz Almanya'nın 100 yıl önce yaptığı hamleyi yeni yeni yapmaya çalışıyoruz. Tam yapabilmiş değiliz. Tam yapabilmemiz nereden başlayacak? Ortaokulda başlayacak. Yani ortaokuldan sonra direkt ortaokuldaki rehber ve öğretmenler, sınıfına giren öğretmenler, idarecileri her öğrencinin sen işte düz bir liseye, sen meslek lisesine, sen spor lisesine şeklinde bir yönlendirmesinin yapılması gerekiyor. Gerçek anlamda Almanya'da yapılan buydu. Tavsiye anlamda mı? Zorunluluk haline mi geldi? Zorunlu olması gerekiyor. Zorunlu olduğu zaman da işte ülkemizde çok fazla düz lise mezunu boşta gezen de üniversiteye de kazansa bile KPSS'den atanamamış bir sürü mezunlar ortaya çıkmış oluyor maalesef. Sizin okulun ya da sizin eşdeğer okullarınızın sağladığı şu aslında, normal düz liseyi bitirip sonra tekniker olabilmek için insan en az 2 yıllık bir meslek yüksek okulu falan okuyorlar. Ondan sonra tekniker olabilir ama sizin okulda aslında bir nevi bir anlamda meslek yüksek okulunda bitirmiş gibi. Aynen öyle. Onu şöyle söyleyeyim ben size. Mesela bizim kariyer günlerimiz oluyor okulda. Sanayiden büyük sanayi firmaları okulumuza geldi. Mühendisleriyle birlikte geldiler. İnsan kaynakları müdürleriyle birlikte geldiler. Hem kendilerini tanıttılar, hem sanayi ortamını tanıttılar. Mühendisler, öğrencilerimizin abileri, ablaları diyelim. İnanın çok güzel onlara örnek verici tavsiyelerde bulundular. Yani bir çocuk üniversite okumasa bile, yani bizim sanayicilerimiz, mühendislerimiz şunu söylüyorlar. Arkadaşlar diyor, gelin. Yani askeri ücretin bile üstünde burada iş var diyorlar. Evet. Ama insanımız daha çok hani böyle masa başı işleri çok sevdiği için şu anda aslında çok fazla insana ihtiyaçları var. Evet. Özellikle işte otomasyon alanında olsun, kaynakçı diyorlar mesela, hı hı, kaynakçı alanında, elektrik, elektronik alanında çok fazla insana ihtiyaçları var. Siz yeni okulsunuz, ikinci yılınızdasınız. Evet. Sizin okulda da son sınıfa giden öğrenciler staja gidecek mi?
Biz teknik lise olduğumuz için, işte biraz önceki anlatmaya çalıştığım aslında benim oydu. Meslek lisesinde farklı, teknik liselerde farklı. Bizde 10. sınıfın yazında ve 11. sınıfın yazında staja gidiyorlar. Mesela bizdeki şu andaki 10. sınıf öğrencilerimiz yazın bu yaz staja gidiyor. Yerleri ayarlandı, şu anda staj yapacaklar. Ve şöyle de güzel bir taraf var. Artık staj yapan öğrenci 20 gün stajın sonunda 1276 lira gibi bir ücret alıyor. Çok güzel. Yani az gibi görünebilir ama bir öğrenci için de aslında güzel de bir para yani. Yani çocuk en azından şeyi heves etmiş olur. Yani ben çalışarak kazanabiliyorum. Kazanabiliyorum. Onu görmüş olur. Okulunuzla ilgili söyleyebileceğiniz başka şey var mı hocam? Yani sonra başka bir konuya geçelim. Okulla ilgili söyleyeceğim şu var. Buradan Aydın'daki velilerime okul tercihi yapmadan LGS sınavında tercihte, okul tercihinde bulunmasınlar. Okulları iyi geçsinler. Bizim önce okulu tercih etsinler, sonra tabii yani okulları bir geçsinler, okullardan bilgi alsınlar, kadrolarını sorsunlar. Mesela bizim okulumuza gelsinler, bizden bilgi alsınlar. Bizim laboratuvarlarımızı görsünler, bilgisayar laboratuvarımızı görsünler. Ondan sonra yani net bilgiler aldıktan sonra tercihlerde bulunsunlar diye bir tavsiyede bulunabilirim. Peki. Hocam önümüzdeki günlerde bir sınav var. Dünya genelinde yapılıyor galiba. Evet. Bu sınav nedir? Siz de bu, sizin öğrencileriniz de bu sınava katılacak. Hı hı. Yani aslında bir nevi Aydın'ı temsil edeceksiniz. Aydın temsil eden 4 okuldan birisi olacaksınız. Aynen öyle. Bu sınav nedir? Amacı nedir? Kapsamı nedir? Nasıl yapılacak? Şimdi PISA sınavı ki uluslararası öğrenci değerlendirme sınavı açılımı. Bu sınavı yapan da OECD dediğimiz örgüt, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD yapıyor bunu. Türkiye'de bu OECD'ye üye olan 38 ülkeden bir tanesi ama gözlemci sıfatında olan bir sürü daha ülke var. 79-80 tane daha ülke var. Dolayısıyla bu sınav OECD'ye bağlı olan ülkelerde öğrencilerin durumlarını anlamaya yönelik yapılan bir sınav. Ne yapılıyor burada? İşte matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı, okuduğunu anlama kabiliyeti okuryazarlığı. Yani ne demek okuryazarlık? Yani çocuk okulda almış olduğu eğitim günlük hayatta bunu kullanabiliyor mu, kullanamıyor mu? Bunu aktarabiliyor mu, aktaramıyor mu matematiği? Evet. Hani hep derler ya, hocam siz bu matematiği anlatıyorsunuz ama günlük hayatta bizim ne işimize yarayacak? Aslında yaradığını göstermek amacıyla yapılan bir sınav. Hayatın her alanında matematik var. Evet. Matematiğin olmadığı hiçbir yer yok. Bakkala da gitsen, markete de gitsen, iş yeri de olsa, yani iyi bir matematik bilgisine sahip değilseniz bakkalı da batırırsınız, aileyi de batırabilirsiniz. Dolayısıyla okuduğunu anlama ve yaşadığı doğada, tabiatta ne kadar ilgili, alakalı, anlayabilmiş mi? Matematiği günlük yaşama çevirebiliyor mu, çeviremiyor mu? Bunlar ölçülüyor. Yani yeni nesil dediğimiz sorular soruluyor çocuklara. Evet. Nasıl yapılacak sınav? Şimdi sınav nasıl yapılacak? Ne zaman bu sınav? Önce bir onu... Bu sınav Türkiye genelinde şöyle ki 196 okul katılıyor. 196. Ve bu 196 okulu da seçen OECD örgütü. Lise düzeyinde 196. Lise ve çok az da ortaokul düzeyinde. 15 yaş grubu alınıyor. Hı-hı. Sadece 2006 doğumlular bu sınava katılabiliyorlar. 15 Nisan'la 15 Mayıs arasında bir süre verildi. Bizim okulumuzda 21 ya da 22 Nisan'da PISA sınavına katılacak. Öğrenci sayımız fazla olduğu için bizde mesela 42 öğrenci PISA sınavına girecek. Biz ne yaptık? Mesela öğrendiğimiz günden itibaren sadece o 42 kişiye değil, tüm okul genelinde yeni nesil soru tipi dediğimiz, yani PISA sınavında gösterilen, sorulan soru tiplerinden tüm öğrencilere bu sorulardan göstermeye başladık. O 42 öğrenciyi de OECD mi seçti? Evet.
Yani bizi seçen de, rastgele seçen de OECD. Muhtemelen bizim öğrencileri de, yani bizde 200 tane, 200 civarı öğrencimiz var 10. sınıflarda. Bu 200 öğrenciden rastgele örneklem alınıyor. Yani hep çok iyi, çok başarılı öğrenciler değil, sadece bizde değil, tüm Türkiye'deki bu sınava giren okullardaki öğrenciler de rastgele örneklem öğrenciler alınıyor. Onlar giriyor bu sınava. Ama 2006 doğumlu olmuş olacak. Aslında bu sınav sadece o seçilen öğrencilerin sınavı değil, Türkiye'nin eğitim sisteminin de sınavı. Kesinlikle. Öğretmenlerin de sınavı, hatta velilerin de sınavı. Ülkenin sınavı gibi bir bu şey. Bu ülkenin sınavı. O yüzden biz okul olarak bu sınav arkadaşlar bir milli maç gibi. Sizler de milli takıma seçilen bir sporcu gibi düşünün diye kendilerine motive etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz bize bu konularda teknik anlamda da çok büyük katkılar oldu. Buradan İl Milli Eğitim Müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Milli Eğitim Bakanlığı acayip derecede önem veriyor bu sınava. Geçen haftalar içerisinde Milli Eğitim Bakan Yardımcımız okulu ziyaret etti. Kendisini okulumuzda ağırlamış olduk. Bu sınava ne kadar önem verdiklerini bizzat okulları gezerek göstermiş oluyorlar. Oradaki düzeyimiz nedir biliyor musunuz hocam? Yani yükseltecek miyiz, düşürecek miyiz onu anlayabilirim diye soruyorum. Evet. Yani şu an ne düzeydeyiz? Bu sınavdan sonra... Şimdi bu sınav 3 yılda bir yapılan bir sınav. Tamam. 2018'de yapılmış en son. 2021'de yapılması gerekiyordu. Pandemiden dolayı 2022'ye sarkmış durumda. En son 41. Kaç ülkede? İşte 78-79 ülke arasında orta seviyelerde olmuşuz. Ama şu anda bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı büyüklerimiz gerçekten bu projeye, bu sınava çok büyük önem veriyorlar. Biz de onların bu önemi verdikleri için biz de acayip derecede gayretliyiz ve azimliyiz. Düzgün bir sınav yapıp ülkemizi, aydınımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yani bu bir milli görev olarak görüyoruz kendimizi. Ben mevzuyu anladım. Milli maç gibi bir şey. Kesinlikle milli maç. Yani. Aydın'da sizin dışınızda kimler var? Aydın'da bizim dışımızda Egefen Koleji, Söke Lisesi ve Nermin Metin Akar. Kuşadası. Kuşadası. 4 okul temsil ediyor. Türkiye'de de 196 okul temsil ediyor. Ben sizin bir eğitimci olarak öngörünüzü sorayım. Şimdi pandemiden çıktık. Bu çocuklar... sağlıklı bir eğitim de görmediler. Son 2-3 yıldır eğitim alt üst. Burada bu başarıyı yükseltir miyiz yoksa daha 70'lere 80'lere mi çıkarız hocam? Doğru, güzel bir soru. Aslında pandemiden sadece biz çıkmadık. Tüm dünya yani pandemiden dünya çıktı. Böyle de bir aslında fırsatımız söz konusu. Ama dezavantajımız şu oldu. Biz geçen sene okullarımızı çok az açık tuttuk. Evet. Diğer ülkeler bizden daha fazla pandemide açık tuttular. Belki bu konuda biraz bir dezavantaj belki yaşayabiliriz ama şu anda ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, özveriyle, İl Milli Eğitim Müdürümüzün, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün bu konuya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı biz o dezavantajı avantaja çevirmeyi planlıyoruz. Ülkemizi 40.lıktan 20'ye 10'a çıkarmayı planlıyoruz, düşünüyoruz yani. Aslında o 42 çocuğu biz her gün bir yerlerde, gerçi düzenlerini de bozmamak lazım ama bir kamp şeklinde mi şu an? Yok. Böyle bir şey yapılması zaten mümkün değil. Bu tamamen bağımsız yapılan bir sınav olduğu için, objektif olması gereken bir sınav olduğu için bu çocukları ayrı bir kampa alıp özel bir çalışma yaptırılması zaten mümkün değil. Yasak zaten. Ülkenin durumunun görülebilmesi için herkes gibi davranılması gerekiyor. İşte biz de o yüzden
Okulumuzda işte 42 öğrenci sınava girecekse 10. sınıflarda kaç tane 10. sınıfımız var? 200. Biz 200 öğrenci aynı şekilde eğitim veriyoruz. Onları ayrı tutmadık yani. Aslında güzellik de olmuş. Yani sadece sınava giren öğrenciler değil, onların sayesinde bütün sistem daha farklı bir yani herkese yaklaşılmış oldu yani. Bir, en azından şu sağlanmış, belki pandeminin getirdiği şeyleri telafi de etmiş olabilir. Kesinlikle çok güzel bir parmak bastınız bu konuya. Pandeminin vermiş olduğu bu sıkıntılı durumu aslında bir yerde onarmış gibi oldu yani. Yani siz tüm okul olarak o eksikliği gidermiş oldunuz. Hocam mesleki eğitime ayrı bir önemi var, az önce de konuştuk. Bu yöndeki çabaları nasıl görüyorsunuz? Allah açıkçası devletimizin bu konuda çok büyük çabaları var. Meslek liselerinin dışında, teknik liselerin ve özel liselerin dışında mesleki eğitim merkezleri açılmaya başlandı. O mesleki eğitim merkezlerinde de şu andaki sanayi esnafımızın çırak bulamıyoruz olan serzenişleri bir müddet sonra ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bizlere apayrı bir önem veriyorlar. Teknik liselere apayrı bir önem veriyorlar. Ama bence bu tam yeterli değil ama zaman içerisinde artarak devam edecek diye düşünüyorum. Aslında şu algıyı beyinlerden silmek gerekiyor. Ki benim dönemimde ben 86 mezunuyum. Meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarımız şu anda doktorluk yapan, tıp okumuş olan, mühendislik yapan arkadaşlarım var. Hukukçular var. Hukukçular var ki o dönemde meslek liseleri özel puanla, sınavla alınırdı. Ama 80'den sonra, 1980'den sonra maalesef meslek liseleri acayip derecede kan kaybetmeye başladı. Kan kaybetmenin etkisiyle de velinin gözünde meslek liselerinin değeri ve önemi maalesef düştü. İşe yaramaz çocukların gittiği okullar gibi görünüyor. Yani, ama ülke olarak da işe yaramaz bir hale, bir nesil yetiştirdik bence şu an. Yani işe yaramaz demeyelim de artık yani bir şey beklenilmeyen öğrenciler gibi görülmeye başlandı. Ama inanın ben şunu gururla söylüyorum, açıkça söylüyorum. Ben de o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar çalışkan talebelerim var ki ben bunu övünerek söylüyorum. Çok çok iyi öğrencilerim var. Benim zaten burada asıl amacım, asıl hedefim ben okulumdan çok iyi yerlere, üniversitelere öğrenciler gönderip mesleki ve teknik liselerin eski unvanını, eski onurunu geri almasını sağlamak. Bizi izleyin. Mehmet Bey, bizi izleyin. Özellikle bizim okulu izleyin. Yakından izleyin. 2 sene sonra bizim okula kameralarınızla gelin. Hocam, çat kapı gelin. Yani randevu almadan gelin. Hocam, sayın müdürüm, bu sene sizin çocuklar üniversite sınavına girdi. Hadi bakalım söyle. Kimler nereyi kazandı diye bir sorun. Ben sizinle işte asıl o zaman konuşacağım. Ben bu konuda iddialıyım. Ben bu konuda hedefliyim. Ben sizin tarafınızdayım hocam. Kesinlikle. Yani izleyicilerimiz de bizi izlesin. Yani biz sizi izleyelim. İzleyiciler de izlesin. Ben de beklentim bu yönde. Sadece sizin okul anlamında değil. Endüstri meslek boyutunda da olsun. Kesinlikle. Anadolu Teknik Lisesi, ATL'de de güzel çalışmalar var. Fatih Hoca ile biz zaman zaman görüşüyoruz. Çok güzel işler yapılıyor. Bir çaba var, bunu görüyoruz. Nasıl PISA sınavı sayesinde bu pandeminin şeyini telafi edeceğiz dedik ya, belki bu çabalarla da şu geride kalan 10-15 yılın bize bu alanda açtığı yaraları da şu çabalarla telafi ederiz. Çünkü dünya değişti, şey değişti. Şeyle ilgili bir soru eksik kaldı hocam. Bu sınav nasıl yapılacak, PISA sınavı? Kaç saat sürüyor? Nasıl bir sistem? PISA sınavı bayağı uzun süren bir sınav.
Ya izleyiciler basit görmesin, hani girip 45 dakika sonra olup çıkacaklar. Yok yok değil. Tamamen bilgisayar üstünden. Çocuklar bilgisayarda. Online yapılan bir sınav. İnternet üzerinden değil. Özel USB dediğimiz flash bellekler gelecek. Bilgisayara takılacak. Her çocuğun sorusu farklı olmuş olacak. Ve başlarında bakanlıktan ve buradaki ölçme değerlendirme merkezinden gelecek olan hocalarımızın nezaretinde bir sınav gerçekleşecek. Yani internet ortamında değil, önceden hazırlanmış elektronik olan. Elektronik bir sınav ama internet ortamında değil. Evet, yani çocuk bilgisayarını kullanmış olacak ve o bilgisayarlar hazırlanmış oldu. Kaç saat sürecek? Yaklaşık 2,5-3 saat sürecek. Bayağı uzun bir sınav yani. Ne zaman sonuçlanacak? Yani ne zaman açıklanır? Vallahi işte biraz önce söylediğim gibi bu değerlendirme daha çok bakanlıkla ve OECD örgütüyle alakalı olan bir şey. Tüm dünya çapında yapılan bir sınav. İşte genelde Güney Kore, işte Finlandiya birinci, Singapur üçüncü gibi bu tür ülkeler genelde ilk üç sırada yer alıyorlar. Belli olduktan sonra açıklarlar ama şey yok. Yani sizin okulun başarısı şu, Aydın'ın başarısı bu şeklinde daha dar bir ölçekte bir şey vermiyorlar bize. Anladım. Bir değerlendirme vermiyorlar. Ülkenin değerini verecekler. Ülkenin genel profilini vermiş olacaklar. Yani. Anladım. Biz pandemide gıdanın önemini daha iyi kavradık. Herkes gıdaya saldırdı. Şu an günümüzde hala mesela gıda fiyatları çok yüksek. Ukrayna-Rusya savaşıyla da ve gelinen süreçte de enerjinin kıymetini anladık. Kesinlikle. Sizin okuldaki enerji alanında olan bölüm olduğu için yani artık her şeyi enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de sizin yenilenebilir enerji. Kesinlikle. Ya, gerçekten güzel sorular yöneltiyorsunuz. Şu anda dünyadaki savaşların %90'ı enerji savaşları. Evet. İşte doğal gaz savaşları. İşte boru hattı nereden geçsin? Yok oradan geçmesin, buradan geçsin. Akdeniz neden bu kadar önemli oldu? Doğal gaz bulunduğu için önemli oldu. Karadeniz niye bu kadar önemli oldu? Doğal gaz olduğu için. Artık işte biraz önce fosil kaynaklar bitmeye başladı. Biteceği göründü. Dolayısıyla yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Mehmet Bey mesela şu anda önünüzde duran bilgisayar ve bizi şu anda çeken kameralar. Şu anda elektrik gelmese ne olur? Bir anlamı var mı? Hayat duruyor elektrik. Hayat duruyor. Bilgisayarın da bir anlamı yok. Yani sürekli kullandığımız cep telefonunu şarj etmezseniz bir anlamı var mı? Yok. Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla enerji savaşları yaşanıyor ve enerjinin kıymetinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. İşte bizim okulda da yenilenebilir enerji dediğimiz bu bölümden de biz inşallah çok iyi ülkemize mühendisler, teknik insanlar yetiştirip vatana, millete hayırlı insanlar vermek istiyoruz yani. Aydın'da jeotermal kaynaklar da var. O da yenilenebilir bir enerji. Yani o alanda da hani sizin okulda okuyacak olan çocuk çok uzağa gitmesine de gerek yok. Hani veliler anlamında söylüyorum. Ekmeği nerede nasibi neredeyse oraya gider ama evet. Yani bizim bölgemizde de güneş anlamında olsun, rüzgar anlamında olsun, jeotermal var ekstradan. Yani bütün yenilenebilir enerjiler için bu çocuklar mezun olduklarında çalışabilecekleri iş sahası da var burada. Kesinlikle çok fazla var. Yani 365 günün neredeyse 340 günü güneş alan bir ülkemizde biz bunları yapamıyorsak bize de yazık derim. 365 günün 50 günü güneşli olan İskandinav ülkelerinde bunlar yapılabiliyorsa, başka ülkelerde yapılıyorsa bizde hayda hayda yapılması lazım, daha fazla yapılması lazım. Mesela koskoca bir Konya Ovası'nın Bozkır'ın buğdaydan sonra güneş panelleriyle donatılması gerekiyor mesela. Kesinlikle. Ben bu otobanların kenarında boş alanların bile panel yerleştirilebilir. Değerlendirilebilir mesela. Bomboş, kilometrelerce bomboş şey var. İki taraflı, hangi yönü güneş görüyorsa sizin yetiştireceğiniz mühendisler bunu daha iyi şey yapar. Hatta otobandan geçen araçların oluşturucu enerjiyi bile elektriğe dönüştürüyor. Hatta şu anda mesela bir fikir verdiniz bana Mehmet Bey.
Kar yağışının çok bol olduğu yerlerde güneş enerjisinden aldığınız ısıyla yolun altına bir ısıtmayla oradaki karlanmayı, buzlanmayı da tuz atacağım diye uğraşmazsınız. Tuz atmayı mesela artık gerek duymazsınız. Kar küreme araçlarını da oradan da kaldırmış olursunuz bir yerde. Kazaları önlemiş olursunuz. Evet. Can kaybını önlemiş olursunuz. Mesela karşılıklı güzel bir proje çıktı mesela. Öğrenciler izliyorlarsa onlardan da İnşallah bunu şeye dönüştürmelerini bekliyoruz. Hocam varsa son sözlerinizi alayım. Hem sınavla ilgili hem okulunuzla ilgili hem eğitim sistemiyle ilgili. Valla sınavımız az kaldı. Bugünden itibaren bir kısa ara tatile giriyoruz. Ben tüm Aydın'daki ve Türkiye'deki öğrenci kardeşlerime, arkadaşlarıma bu kısa tatili iyi değerlendirmelerini, bol miktarda kitap okumalarını, kitap okumayı amana ihmal etmesinler. Lütfen kitap okusunlar. Sağlıklı, sıhhatli şekilde okullarına dönsünler diliyorum. Teşekkür ederim. Ve beni davet ettiğiniz için de size ve kurumunuza teşekkür ederim. Hocam size her gün gelin. Yani gerçekten buna ihtiyacı var. Toplumun da ihtiyacı var. Boş boş mevzularla biz günümüzü geçiriyoruz. Bu toplumun büyük bir kesimi telefonlarda vakit öldürüyor. Maalesef. Yani biz öğrencileri, çocuklarımızı bazen yargılıyoruz ediyoruz ama veliler olarak, ebeveynler olarak biz de çok... Vallahi ben veliden yana biraz dertliyim. Çünkü velilerimiz hem cep telefonu oynamasını istiyorlar ama 10 bin liralık, 15 bin liralık da cep telefonu alıyorlar. Evet. O yüzden yani veliler bu konuda hatalı maalesef. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sınavda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün de Güne Bakış'ın sonuna geldik. Hoşçakalın.